Herkese merhaba arkadaşlar. OSS Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Rıfat. Bugün sizlerle birlikte sürtünme kuvvetini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Sürtünme kuvveti dizinizin türlü hareket uygular. Yani biz bu tarafa doğru hareket yönünü uyguluyorsak sürtünme kuvveti bu tarafa doğru uygular. Siz de anlamadınız ama örnekleri yaptığınızda daha iyi anlayacaksınız. Örneklere geçelim. Dağcıların çivili ayakkabıları sürtünmeyi arttırır, azaltır. Dağcıların çivili ayakkabıları dağa tırmanmak için tutar, böyle saplar. O yüzden sürtünmeyi arttırır ve tutunur, kalkar. O yüzden yani tırmanır. Sürtünme olmasaydı hemen yere düşer ve çakılır. Yere düşer ve çakılır. Sürtünme kuvveti durduruyor. Evet, durduruyor, sürtünüyor. Yavaşlatıyor. Sürtünme kuvveti olmasaydı kayar giderdi. Evet. Tamam mı? Böyle. Anladım. Şekilde. Yani çivili ya da işte lastikler mesela. Lastiklerin işte kar lastiklerine mesela şey takılıyor ya. Evet. Baba zincir. Kar lastiklerine. Ya kışın da lastiklere falan zincir takılıyor ya. Evet. Sürtünmenin gücünü arttırıyor ve bu kaymayı engelliyor. Tamam. Böyle. Anladım ben bu kısmı. Sonrası? Aynı örnek burada vardı. Var mıydı orada? Kışın arabaların tekerleklerine zincir takılması sürtünmeyi arttırır. Çünkü kışın arabaların tekerleklerine zincir takılması, zincir taktığımızda hiç kaymadan gideriz. Ama zincir takmadığımızda kayarak böyle çarparak kaza gidebiliriz. O yüzden sürtünmeyi arttırır diyoruz. Geçelim üçüncü örneğe. Kapıların yağlanması sürtünmeyi artırır, azaltır. Kapıların yağlanması sürtünmeyi azaltır. Çünkü kapıların yağlanması, biz böyle kapıyı açıp kapatıyoruz ya. Kapıyı şimdi hiç yağlamadan yapsak sürtünmeyi böyle sürtünme olur ve açarız kapatırız. Ama yağlanırsa sürtünme kuvveti şey olur. Hiç böyle olmadan direkt açılır kapanır. Yani hiç zorlanmayız. O yüzden şey diyorsun, sen azaltır. Burada şeyden mi bahsediyorsun? Yani bu sürtünme kuvvetinin azaltılmasından bahsediyorsun sen. Bunun için mesela kapı yağlanıyor diyorsun. Evet. Bir şey daha var. Mesela tekerlek takılıyor mesela. Evet. Tekerlek takılıyor. Tekerlek takıldığı zaman da mesela şu orada bir kare bir şey göstermişsin. Evet. Dikdörtgen kare bir şey. O mesela hareket o şekilde hareket etmesi zordur. Niye? Sürtünme kuvveti yüksektir. Ama onun altına iki tane teker attığın zaman sürtünme kuvvetini azaltmış oluyorsun. Değil mi? Evet. Hareketi daha böyle kolaylaştırmış oluyorsun. Sürtünme kuvvetinin azalması hareketin kolaylaşması demek. Tekerlek de bunu sağlıyor. Evet. Değil mi? Kapının yağlanması da bunu sağlıyor. Değil mi? Evet. Anladım biraz. Şimdi disiplinli tekerlek takılması sürtünmeyi biraz önce anlattığımız gibi azaltır. Çünkü peki bu sürtünme kuvvetinin azaltan ya da çoğaltan faktörler neler olabilir mesela? Faktörler zincir takılması azaltan faktörler derken baba ne dedin? Yani bu nesne nerede olursa sürtünme kuvveti daha etkili olur. Mesela nasıl bir yüzeyde olabilir mesela? Pürüzlü yüzeyler. Pürüzlü. Mesela pürüzlü yüzeyler hangileri olabilir? Pürüzlü. Hangi pürüzlü yüzeyde daha sürtünme kuvveti daha fazla olur mesela? Halterciliğin tozlarını böyle kaldırdığında. Mesela orada bir pürüzlü ortam yaratıyor. Ne? Evet. Elini daha pürüzlü hale getiriyor ki kaymasın. Evet. Ama mesela şu gördüğün mesela ne bu? Bir kare yapmışsın ya. Kutu. Orada bir cisim yapmışsın. Evet. O bir cisim. O cisim mesela toprak bir yüzeyde mi olsa daha hızlı kayar ya da daha kolay kayar? Yoksa fayans bir yüzeyde olsa fayans yüzeyde olsa daha hızlı kayar. Yani ama orada sürtünme kuvveti daha azdır. Toprak olsa sürtünme kuvveti daha zor. Daha zor, daha çoktur orada. Sürtünme evet. kuvveti daha fazla oluyor. Mesela bunun da farkı var. Çünkü bu sürtünme kuvvetiyle alakalı sorularda bu özellikle çıkıyormuş rüzgar. Yani hangi yüzeyde mesela daha çok
sürtünme kuvveti daha yüksektir mesela. Toprak mı? Evet. Sonra fayans mı? Cam mı? Baba şimdi o örneği şurada yapayım mı? Aa, onlar orada var mıydı Rüzgar? Sen onu sonra mı söyleyecektin? Evet. Tamam. O zaman bunu da yapalım. Tamam. Şimdi bunları sürtünme kuvveti en çok olduğundan en aza doğru sıralayacağız. Başlıyorum. Rüzgar, sen niye bunu söylemiyorsun o zaman, bana söyletiyorsun? Evet. Şimdi birinci olarak toprak. Çünkü toprak en zor yüzey olduğu için, en sürtünmeyi arttıran yüzey olduğu için birincisi olarak topraktır. Sonraki şeyimiz tahtadır. Tahta da arttırıyor. Tahta da çok yüzey olduğu için ikinci sırada tahta bulunuyor. Üçüncü sırada ise fayanstır. Fayans pürüzlü mü pürüzsüz müdür baba? Fayans daha az pürüzlüdür. Evet. Yani evet. Daha üçüncü az. Sırada fayans bulunuyor. Sonra camdır. Cam böyle hiç pürüzsüz gibi pürüzsüz gibi duruyor ama evrende hiç pürüzsüz olan bir şey yok. Öyle bir şeydi ya. Şimdi bak, toprak dedi. Evet. En sürtünme kuvvetinin en yüksek olduğu zemin toprak olarak başladı. Evet. Tamam mı? Topraktan sonra tahta dedin. Sonra üçüncüsüne fayans dedin. Dördüncüsüne cam dedin. Beşincisine de buz dedin. Evet. Buz en pürüzsüz olanı. Evet. Burada sürtünme kuvveti en düşük. Yani en az olan şey, en az olan zemin buzdur dedim. Buzdur. Anladım. Buradan sonra ben burayı anladım sanki. Bunun yararları neler mesela? Ha, yararları mı? Yani bu sürtünme kuvveti ne iş bu? Ne işe yarar? Sürtünme kuvvetinin yararları bir sürü vardır. Mesela? Bir şey itebiliriz. Sonra kırmızı ışıkta durmak mı istiyoruz? Önümüzde bir araba mı var? Ha, çarpabilir miyiz? Hemen freni çekeriz, dururuz sürtünme kuvvetiyle. Mesela diyor ki, sürtünme kuvveti olmasaydı insanlar, canlılar yürüyemezdi diyor. Öyle mi? Evet. Yürüyemezdi. Yürüyüş olmazdı. Niye? Çünkü sürekli kayardık. Evet. Biz her bastığımızda bile sürtünme kuvvetini uyguluyoruz. Evet, her bulduğumuzda da uyguluyormuşuz. O evet. Yüzden her freni basınca da sürtünme kuvvetini uyguluyormuşuz. Doğru evet. Mu? Doğru. Bir de yazı yazamazmışız. Evet, onu demiştim biraz önceki videoda. Ama o çekilmedi, YouTube'a yollanmadı. Bunu söylüyorum. Yazı yazamazdı. Yazı yazarken bile sürtünme kuvvetini uyguluyoruz. Peki, sürtünme kuvvetinin zararları diye bir şey de varmış. Evet. Nedir bu zararlar? Niye zararlar ya? Sürtünme... Ne güzel bir şey işte. Duruyoruz, git gidiyoruz. Ne güzel. Evet. Ama zararları da var. Niye be? Anlat hele bir. Nedir yani bu? Sürtünme kuvvetinin zararlarına örnek olarak şey var. Neyi var onun? Evet. Hareketi zorlaştırır. Aşındırmaya sonra, sebep olur. Evet, aşındırmaya sebep olur. Aşındırma demek ne demek? Zorlaştırma. Böyle bir işi yapıyorsak onu zorlaştırır. Hayır, aşındırma şu demek. Yani aşınca sen ayakkabıyla yürüyorsun ya. Onu uyguladığın için sürekli ayakkabın eskiyor. Eskidiği zaman baba ne yapıyor? Baba bir daha ayakkabı alıyor. Evet. Yani bu sıkıntı oluyor yani. Ama yine de var yani. Evet. Ya bitti mi? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz abone ol tuşuna basıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz.